Çanakkale Kent Konseyi tarafından hazırlanan Kentim İçin Kendim İçin programıyla karşınızdayız. Bu akşamki programımızı seçmen beyannamesine ayırdık. Kent Konseyi Seçmen Beyannamesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan Seçmen Beyannamesini konuşacağız bu akşam. Konuklarımız da Seçmen Beyannamesi Çalışma Grubu'ndan Mimar Akın Baran. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Ben önce Boğaz TV'nin sayın izleyicilerine iyi akşamlar dilemek ve bizi dinlemek zahmetine katlandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Umarım yararlanacakları birkaç ses söyleme fırsatını bulacağız. Harika. Ve bir diğer konumuz da Profesör Doktor Murat Türkeş. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam ilk sizden başlayalım. Dilerseniz. Seçmen beyannamesi Türkiye'de bir ilk. Evet. Yani Kent Konseyi tarafından hazırlandı. Seçmenlerin aday olanlardan neler istediğini anlatıyor aslında. Yani taleplerini dile getiren bir seçmen beyannamesi. Evet. Bu anlamda da çok özel bir çalışma. Evet. Nereden çıktı bu çalışma? Neden seçmen beyannamesi hazırlandı? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de Boğaz TV çalışanlarına ve yönetimine bize bu olanağı verdiği için teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Akın abinin yaptığı gibi. Şimdi Kent Konseyi'nin çalışmalarında aslında odak noktası halka nasıl ulaşabilmek ve halkın sesini, halkın istemlerini hayata nasıl geçirebiliriz? Bizim en çok konuştuğumuz konu o. Yani hangi konu olursa olsun genelde iki odak noktası oluyor. En kolay, en hızlı bir şekilde halka nasıl ulaşabiliriz? Halkın tüm kesimlerini içeren bölümüne nasıl ulaşabiliriz? Ve onların taleplerini, istemlerini, sorunlarını hangi koşullarda en demokratik bir şekilde ortaya koyabiliriz, bunu kolaylaştırabiliriz ve tartışabiliriz. Biraz uzun anlatılabilir ama esası bu. Çalışma bunun nereden çıktığını da bütün bu süreçte konusu, Kaz Dağı konusu, Atikhisar konusu, zaman zaman siyasilerin, kentin yerel yönetiminin, siyasi partilerinin ya da Çanakkale'nin milletvekillerinin açıklamaları üzerine yapılan tartışmalarda sonuçta şöyle bir noktaya geldik. O zaman biz öyle bir çalışma yapalım ki bu gönüllü çalışmaların kapsamında, yani Çanakkale Kent Konseyi'nin çalışmaları kapsamında ki kamu yararına bir hizmettir aynı zamanda. Öyle bir çalışma yapalım ki kentte yaşayanların, bizler dahil yani hepimizin, bu kentteki yurttaşların nasıl bir Çanakkale görmek istediklerini ve Çanakkale'yi yönetmek için aday olacak olan başta belediye başkanı, il genel meclisi, belediye meclisi, hatta muhtarlarımıza kadar kenti çeşitli biçimlerde, çeşitli düzeylerde yönetmek isteyenlerin bu kenti nasıl yönetmesi gerektiğini söylemelerini sağlamak. Bunun yolu da bir beyanname, bir bildirge hazırlamak. Dünyanın her yerinde olduğu gibi çeşitli konularda, bu siyasi konular olabilir, toplumsal olabilir, daha küçük ölçekte olabilir, bir kentin, köyün olabilir, bir mahallenin olabilir. İşte o kentin, o mahallenin, işte o ülkenin bu konularda kafa patlatmış insanları bir araya gelir. Çok yoğun bir çalışmayla, gönüllü bir çalışmayla, altını çiziyorum. Ve halka da dayanarak, onların görüşlerini alarak, anket yaparak olur, toplantı olur, paneller olur. Ortaya çıkan bu bilgiler, bu talepler bir bildirgeye döner. Biz de bunu düşündük. Çanakkale Kent Konseyi kapsamında bir seçmen beyannamesini hazırlamakla görevli, kendi kendine bu görevi almış, gönüllü insanlardan oluşan bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı bu kapsamda ve bu seçmen beyannamesi çalışma grubu da 23 Ocak 2012'de bir anlamda kurulmuş oldu. Neden seçmen beyannamesi hazırlandığının cevabını bir kez daha kısaca tekrarlamak istiyorum. Kentte yaşayan yurttaşları nasıl bir kentte yaşamak istediklerini, bu taleplerin dile getirmesini sağlayan ve aynı zamanda da kenti yönetmeye talip olanlardan kenti nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda kendi düşüncelerini dikkate almasını ve onların da düşüncelerini, hatta bu konudaki
sözlerini vermesini, projelerini, işte sözlerini vermelerini sağlayan bir beyanname olarak ortaya çıktı. Böyle söyleyebilirim. Özetle evet. Evet, özetle. Peki Akın Bey, size devam edelim. Bu seçmen beyannamesini hazırlama süreci ne zaman başladı? Nasıl hazırlandı? Ve bu süreç nasıl ilerledi? Ne kadar sürdü seçmen beyannamesinin hazırlanması? Şimdi ilk tartışmalar başladığında, yanlış hatırlamıyorsan ben daha 29 Mart'ın şeyi söyleyeyim, yani bu seçimlerin tam bir yıl öncesinde bu seçmen beyannamesinin hazır hale getirilmesini öngörmüştük ilk önce. Ve bütün çabamız bu yönde oldu. Aralık ayı içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani daha biraz vardı. Mart'a kadar bitirir miyiz diye başladık biz bu işe. Gönüllü arkadaşlar, bizler de dahil olmak üzere hemen biraz çaba içerisine girdik. Ama ne kadar çabalarsak çabalayalım aslında istediğimiz hızda da gitmedi. Çünkü neden? Bu bir yeni bir deneydi bir kere. Bu yeni deney Çanakkale gibi küçük bir kentte halkın yönetime katılımını birazcık kaba bir deyim kullanırsam kışkırtmak için yapıldı bu. Çünkü zaten ülkemiz demokratik yönden kısıtlayıcı bir yapıya sahip. Çok şükür Çanakkale'de bunu çok az görüyoruz. Tarihsel kökenine bağlı olarak az görüyoruz. Ama gene de bu katılımı Murat Hocam'ın biraz önce çok güzel vurguladığı gibi hızlandırmak lazımdı gerçekten de. Benim tabirim kışkırtmak oluyor burada, izin verirseniz. Bu süreç yürümeye başladı hızla. Tabii ki küresel anlamda bu konularda yapılan çalışmalara da zaman zaman başvurmak zorunda kaldık. Çünkü bu olay evet Türkiye'de yeni bir şeydi ama diğer taraftan bakarsanız bu çok da yeni bir şey değildi. Dünya demokrasi sorunlarını büyük oranda çözmüş dünya. Küredeki diğer ülkeler bu konularda ciddi çalışmalar yapmışlardı. Tabii önümüze alıp da bu çalışmalara baktığımız zaman biz bizim ülkemizle aradaki ciddi farkları gördük. O zaman dedik ki demek ki bu çalışmaları biraz kendi toplumumuza indirgemek lazım. Başlıkları seçtik, tekrar tekrar gözden geçirdik. Çalışma gruplarımız zamanını aşmak zorunda kaldı. Ve belirlediğimiz, öngördüğümüz, dilediğimiz takvime maalesef aslında yetişemedik biz. Yani tam bir yıl öncesinde sonuçlandırmak isterdik ama bu maalesef olmadı. Bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum yalnız. Ben yapılan çalışmayı çok ciddi tutulmuş, dolayısıyla bir an önce sonuçlandırılması gereken bir çalışma olarak görmeyip tam aksine bütün ayrıntısına girilmiş bir çalışma olarak görüyorum. Çalışmalar çalışma grubu tarafından belli bir noktaya getirildikten sonra da tabii bunun şimdi hemen arkasından Kent Konseyi'nin meclisine sunulup da o mecliste onaylanması söz konusu oldu. Bu da iletişim zamanı söz konusu olduğunda ancak Haziran ayını bulabildi. Çok güzel bir katılım oldu, müthiş bir katılım oldu. Çanakkale'nin demokrasi pratiği açısından hem çalışmalar hem de sonrasında Kent Konseyi Meclisi'nde görüşülmesi gerçekten bir demokrasi dinamiğiydi. Ben bütün katılımcıları takdirle burada anmak istiyorum. Sadece yani gönüllü çalışanlarını değil, o meclise katılanları da. Eksik katılımlar vardı. Onların üzerinde durmak istemiyorum. Ama sivil toplum kuruluşları ve Çanakkale gerçek anlamda o mecliste görüş belirtti ve bu beyannameyi bugün Çanakkale'nin büyük bir
bir kesimine yaymış olduğumuz bu metni ortaya çıkardı. Bunu ben Çanakkale halkının bir başarısı olarak görüyorum. Murat Hocam size devam edelim. Ben bir tamamlama yapabilir miyim? Şunu da ekleyebilirim. Tabii, dilerseniz. Bu sürece kimler nasıl katıldı, nasıl katkı verdiler? Tamam, onu da devam edelim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Akın Bey çok güzel özetledi. Şimdi o hani istenen tarihte olmadı diye çok güzel Akın abi söyledi. Sonuçta çok da o kadar da büyük fark olmadı aslında. 12 Mayıs 2013'te bir taslak çıktı. Ve bu taslak, bakın bu çok önemli. Yani Türkiye'de çoğunlukla bu tür süreçlerde hep şundan yakındır. İlgililer, yani konunun ilgileri, tarafları, paydaşları, bu konudan bir şekilde etkilenen, olması gerekenlere bunun duyurulmadığı söylenir. Biz buna hiç fırsat vermedik. Yani açıkçası böyle nasıl söylenir bilemiyorum ama deyim yerindeyse biz de bu konuda baskı yaptık Kent Konseyi'ne. Yani başta Kent Konseyi, evet. Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Yavuz olmak üzere. Her fırsatta oraya gönderdiniz mi, şuraya gönderdiniz mi diye biz yaptık bunu. Yani açıkçası böyle bir baskı ve bunun sonucunda bu taslak, yani 12 Mayıs 2013'te ortaya çıkan taslak, kendi soruma döneceğim ama Kent Konseyi Genel Kurulu temsilcilerine önce gönderildi. Yani bunların tamamına. Bu arada Çanakkale'de yaşayan 1700 yurttaşa yaklaşık ulaştığı tahmin ediliyor. Yine çeşitli ortamlarda, apartmanlar, iş yerleri, okullar, sosyal yerler, toplanma yerleri, kahvehaneler, 5000 broşür buralara dağıtıldı. 250 afiş ve kentte ayrı yerlerde 8 pankartla bu duyuruluyor. Tabii biliyorsunuz günümüzün iletişim olanaklarının başında internet geliyor. Kent Konseyi, Çanakkale Kent Konseyi web sayfasından da bu duyuruldu. O yolla gelen görüşler de dikkate alınmış oldu. Yani sonuçta 13 Haziran 2013'te Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu'nda kabul edilinceye kadar bu kentte bir şekilde bu konuyla kendisini ilintili tutan, ilgili olan hemen herkese ulaştırılmış oldu. Zaman zaman da bizler dediğim gibi bu sürece katılma olanağını bulamamış olan ya da duymamış olanları da hissettiysek bunları dolaştık. Şimdi hazırlık sürecinde kimler nasıl katıldı deyince hem bu söylediklerimin hemen arkasından şimdi Çanakkale Konseyi seçmen beyannamesi çalışma grubu oluşturuldu demiştik biliyorsunuz. Bu çalışma grubunu 23 Aralık 2012'de oluşturduk. İlk taslak 12 Mayıs 2013'te tamamlandı ve kolaylaştırıcı avukat Engin Balıkçı arkadaşımız, onu da anmamız gerekiyor. Onun kolaylaştırıldığında Çanakkale Seçmen Beyannamesi Çalışma Grubu 20 kişiden oluştu. Bu burada avukatlardan, işte toplumun temsilcilerine, yurttaşlardan, kent konseyi ve kent konseyinin çeşitli meclislerinin üyelerine ve akademisyenlere kadar çok geniş bir yelpazede bu işe gönül vermiş insanlar katıldı. Yani esas çalışma grubunda 20 kişi yer aldı ve bunun dışında bu 20 kişinin dışında çeşitli zamanlarda hem sürece doğrudan katılan ya da sonradan görüş bildiren bizim katkı verenler adını verdiğimiz, ki uluslararası süreçte de böyle ifade edilir ki katkı verenler en az bu çalışmalara katılan, örneğin uluslararası Birleşmiş Milletler'in çalışmalarında bir rapor hazırlanacaksa uzun solukta bunun işte editörleri vardır, yardımcı editörleri vardır, baş yazarlar vardır, sorumlu baş yazarlar vardır, bir de katkı verenler vardır. Bu çok önemlidir. Özellikle katkı verenler, önce sayısını söyleyeyim, yaklaşık 28 kişi katkı veren var. Bu da yine işte avukatlardan, bilim adamlarından, öğretmenlerden, akademisyenlerden, yine kent konseyiyle bir şekilde ilgili olan yurttaşlardan ya da kent konseyi meclislerinin üyelerinden, iş sahibi, ticaretle uğraşan insanlardan, sanatçılardan, çeşitli odalardan yaklaşık 28 kişi bu sürece katılmış oldu. Burada tabii az önce Akın Bey de söyledi, böyle bir
kadar geniş bir konuyu, tamamen kentin neredeyse bütün sorunlarını bir şekilde dile getirmeyi hedefleyen ve bunu siyasilerin, yani kenti yönetmeye istekli olan kişilerin önüne koymayı hedeflemiş bir çalışma çok kolay değil. O yüzden aslında çok yoğun, uzun süreli bir tartışmayla işte nihayet 12 Mayıs 2013'te bir taslak ve bu taslak üzerindeki görüşler ortaya çıktıktan sonra da işte 13 Haziran'da Kent Konseyi Genel Kurulu'nda görüşüldü ve oy birliğiyle de kabul edilmiş oldu. Kabul edilmiş oldu. Peki Kın Bey, size devam edelim. Seçmen beyannamesi genel kurulda kabul edildikten sonra ne tür çalışmalar yapıldı? Yani halka ulaşması için veya diğer kurumlara iletilmesi için ne tür çalışmalar yapıldı? Biraz ondan söz edelim. Şimdi tabii çok doğru, seçmen beyannamesi kabul edildikten sonra da çalışmaları sürdü. Bugün de sürüyor. Tabii. Üstelik de seçimden sonra da sürecek. Onu bir kere vurgulamak isterim ben şu anda. İşin aslı şu. Hemen kabul edildikten sonra biz genel kurula katılsınlar veyahut katılmasınlar, kentin içerisindeki sivil toplum kuruluşlara, ulaşabildiğimiz her noktaya, sendikalara, ismen söylemek gerekirse Çanakkale Ticaret Sanayi Odası'na kadar, hepsine bu seçmen beyannamesi ile neyi amaçladığımızı bir kere anlatmak üzere yeniden ziyaret ettik. Şimdi hakikaten kentin büyük bir kesimi gerçekten katıldılar buna, ama katılımın eksik olduğunu gördüğümüz yerlerde de isteyen katıldı, isteyen katılmadı demedik hiçbir şekilde. Herkese ulaşmaya başladık. Şimdi bu sefer dikkat ederseniz, şimdi belki birazcık daha sonra beyannameyi biraz açmak lazım. Neler diyoruz biz o beyannamede, geleceğiz nasıl olsa oraya. Şimdi burada tabii bu beyannamenin bir içeriği, bir kapsamı var, ama bu kapsam bugün için biraz kentli bilinci üzerine, kentlinin bir kentten ne beklediği konusu üzerine vurgu yapan, beklentilerine vurgu yapan bir metin halinde çıktı. Ya ama bu metni ayrıntılandırmak lazımdı. İşte o zaman bizim yeniden başvurularımız başladı. Siz evet seçmen beyannamesini okudunuz, gördünüz. Sizce nasıl buldunuz? Acaba bundan sonra ne yapılmalı? Kentte gördüğünüz aksaklıklar nedir diyerek bir dizi, ciddi ciddi hem de uzun boylu bir dizi ziyaretlere başladık. Burada da çok ilgi çekici sonuçlar çıktı tabii. Yani bir de baktık ki biz halk aslında, Çanakkale halkı her noktada kentteki her eksiği anında gerçekten de görüyor. Farkındalar onlar. Ama görmekle kalınmaması lazım. İşte seçmen beyannamesinin özü burada yatıyor. Görmekle kalınmaması lazım. O gören gözlerin aslında kentin yönetimine gördüklerini aktarmaları lazım. Şimdi biz neredeyiz? Biz şimdi aslında bütün söylediklerimizi söyledik. Çanakkale halkı da eksik olmasınlar. Her gittiğimiz yerde bütün kuruluşlar çok içten, samimi karşıladılar. Zaman zaman sanıyorum beraber de olduk kimi ziyaretlerimizde. İlgi çekici karşılaşmalar oldu hakikaten de. Ve bunların hepsi not edildi. Ciddi bir birikim şu anda seçmen beyannamesi sonucunda elimizde var. Bilgi birikimimiz var şu anda. Çanakkale'nin halkının kent yönetiminden ne beklediği konusunu Çanakkale'liler de biliyor, bizler de biliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hocam ekleyecekleriniz var mı sizin? Yani beyanname kabul edildikten sonra neler yapıldığı üzerine. Yani şey de örneğin ne yaptık gittiğimiz zaman? Tabii. Bir örnek vereyim. Şimdi neler yapıldı dedik. Birazdan beyanname ne söylüyor diyeceğiz, ama ben buradan
göstereyim gözükür değil mi bu? Evet, şimdi 13 Haziran 2013'te genel kurulda, konsey genel kurulunda oy birliğiyle kabul edildikten sonra Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi kitapçığı yayınlandı. Burada kitapçığın içerisinde daha önce yine kent konseyi çalışmalarında, örneğin Yak Limanı çalışma grubu çalışmalarında ki biz Akın Bey'le ikimiz doğrudan yine ağırlıklı katkı verdik. Az sayıdaki kişiden ikimiz varız. İçerisinde sürece ilişkin Çanakkale basınında yayınlanan haberlere kadar çok sayıda bilgi var ve ne söylüyor geldiğimizde Akın Bey de ben de buradan bazı konular üzerine duracağız ama bunun içerisinde aslında enerji, çevre, su ve doğa zamanımız olduğu için bir ana başları eksik. Tabii. Çünkü bundan sonra zaten hani beyannamenin içeriği evet, başlıklarına da değineceğiz. Ondan eksik kalmasın. Engelliler, evet. Çocuklar, yaşlılar, ekonomik kalkınma, fiziki yapılar ve bunların altlarında öneriler var tabii. Güvenli kent, barışık kent, karar süreçlerine halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması, konut, kültür, kültürler arası kaynaşma, sağlık, spor ve boş zamanları değerlendirme, tarihi kentsel yapı mirası, ulaşım ve dolaşım, yerel yönetim kadroları ve nitelikli hizmet gibi ana 14 ana başlık ve bütün bu demin özetlemeye çalıştığımız süreç sonucunda ortaya çıkan görüş ve önerilerin bir anlamda talepler şeklinde bir öneriler listesi ortaya çıkmış oldu. Tabii bu şekliyle biraz daha akademik kaldığı için özellikle daha sonra ne yapıldı dediğimiz yerde yani Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi kitapçık şeklinde kitapçıktan örnekleri de sayfaları da evet, ekranda şu anda veriyoruz. Evet, gösteriyoruz da ekranda. Tamam. Bütün bu işler yapıldıktan sonra yeniden çok etkin bir dağıtımı yapıldı. Ve bunun içinde daha popüler biraz böyle işte resimli yani resimlendirilmiş şekliyle burada enerji bazı hepsi değil ama daha böyle kentli doğrudan kitabın kapağı evet, da şu kitabın anda. Kapağı orada. Bundan 10 bin adet basıldı. Evet 10 bin adet basıldı. Kapı kapı dağıtıldı bütün bu. Bütün kamu kuruluşlarına, okullara, kahvehanelere, sosyal merkezlere, evlere, iş yerlerine, bunların sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere dağıtıldı. Az önce söylediğim gibi eksik gördüklerimizi biz de bizzat geldik kent konseyine söyledik. Ben örneğin birkaç kez geldim ya ben bizim mahallede benim berberim var gittim hiç haberi yok yani ulaşılmamış diye Sayın Bey'i birkaç kez sıkıştırdım. Çünkü kahvehaneler biliyorsunuz kuaförler işte eski geleneksel semt berberleri, mahalle berberleri, fırınlar bunlar insanların çokça uğradığı ve ayaküstü de olsa dikkat ederseniz günlük konuları konuştuğu, siyasete dair düşüncelerini dile getirdiği alanlar ki bu bizim hani en başta söylediğim gibi ideal anlamda kent konseyi, kentin kent konseyi meclislerine çekmek istediğimiz ama aslında çekemediğimiz düşüncelerin de kaldığı yerler. Onun için oralarda da dağıtıldı ve bunun sonucunda bir anlamda yani genel kurulla birlikte artık bu Çanakkale Kent Konseyi seçmen beyannamesini yani bilmeyenin kalmadığını düşünüyorum. Ancak şöyle olabilir. Hani kentin hiçbir konusuyla ilgilenmeyen olsa olsa yani ya ne olursa olsun bu kentte bana ne diyebilecek insan ki Çanakkale'de çok olduğunu düşünmüyorum. Ancak onların haberi olmamış olabilir ama basında ve web sayfasında ve Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi'nin ve Çanakkale Çevre Platformu'nun da kendi dağıtım listesi Kent Konseyi'nin genel kurulu üyeleriyle birlikte düşündünüz mü kentte hemen her yere gitmiş oluyor aslında. Evet. Hatta bir hatırlatma da ben yapayım. Abi, Cumhuriyet Meydanı'nda hatırlarsınız genel kurul toplantısı olmuştu. Evet, evet. Ve seçmen beyannamesinin bir sunumu da orada gerçekleştirilmişti. Özellikle bu kitapçık ben onu söyleyemedim. Aklıma geldi gitti. Bu renkli daha popüler olan içerisinde resimlenmiş olan kitapçık
Evet, orada. Orada da açıkta. Ve panolar da Cumhuriyet Meydanı'nda yine halkın çok iyi oldu. İncelemişlerdi. Ardından Truva atının olduğu bölgede tekrar. Evet, evet. Ve yine Yeni Kordon'da, Barbaros'ta da işte panolarda yine anlatarak özet bir şekilde. Doğru. Ben bir de örnek vermek istiyorum biz diğer konularınıza geçmeden önce. Hani bu sonra ne yapıldı? Biz çoğunlukla kolaylaştırıcı olarak Akın Bey'le birlikte olduk. Ben sonra Ankara'da işlerim oldu. Son kısımlarına katılamadım. Başlangıçta katıldım. Haftada 2-3 gün Ankara'ya gidip geldiğim için. Örneğin işte Çanakkale'nin sanatçılarıyla, değil mi? İlk toplantı öyleydi. Çanakkale sanatçılarıyla bir araya geldiğimiz zaman ne yaptık? Her zaman olduğu gibi en başta söylediğimiz şekilde, örneğin Çabisak toplantısını örnek vereceğim. Çanakkale Bilim, Sanat ve Kültür Etkinlikleri Derneği. Orada işte sanatçılar, arkeologlar, bilim insanları, mimarlar, işte çeşitli doğrudan bu işin içinde olan kişiler, bu kente gönül vermiş, hakikaten gönüllülük temelinde çalışmış sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski yeni vardı. Ve orada da açıklamamızı şöyle yaptık. Bu kentte yaşıyoruz. Diğer kendi derneklerimiz, kendi vakıflarımız, işte ait olduğumuz varsa siyasi partilerin çalışmalarının dışında hepimizin yurttaş olarak da istekleri var. Yani hem kurumsal olarak bir kurum aidiyetiyle ilgili, kurum, kuruluş, parti, işte dernek, vakıf, hem de yurttaş olarak biz sizlerle şunun için toplandık. Bu kentte yaşıyoruz ve bir oy hakkımız var ve bu oyu verirken özellikle bizim görüşlerimize önem veren bir siyasi partiye oy vermek, hem de bundan çok daha bence önemlisi, seçimlerden sonra seçilenlerin bu kente dair söylemiş oldukları, vermiş oldukları sözleri nasıl tuttuğunu da bir anlamda izlemek, değerlendirmek ve toplumsal bir baskı sunabilmek için size bir olanağı veriyoruz. Ve kent konseyi zaten bu tür konuları kolaylaştırmak ve bunu demokratik bir biçimde tartışılmasını sağlamaktı. Bu toplantıları örneğin Çanakkale kentinin örneğin kadın kuruluşlarıyla yaptığımızda, onların sorunlarıyla, mahalle meclisleriyle yaptığımızda, mahallelerin yine sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel, ekolojik sorunları üzerine durduk. Ben hemen bunlardan birkaç tanesini, hemen öne çıkanları söyleyeyim. Evet. Kent trafiği, kent içi trafik, yaya geçitlerinde Çanakkale'de sürücülerin, araç sahiplerinin hiçbir şekilde yayaların, bu hatta işaretlenmiş, çok belirgin olarak işaretlenmiş, çizilmiş, boyanmış beyaz taşlarla, ışıklarla bazılarında da yazılarla yayaya yol verilmesini yönlendiren, bu yaya geçitlerinde yayalara hiç önem vermediği birinci önemli konulardan, çevreyi kent içindeki belediye hizmetlerinin dışında kenti temiz tutmadığımız, değil mi? Bu yine pazarlarla ilgili, kent içi ulaşımının hala çok daha iyi olabileceğine ilişkin, çöplerle ilgili çok sayıda talep var ve spor ondan sonra kentin bilim, sanat, kültür etkinliklerinin yapılacağı, herkesin katılabileceği sinema, tiyatro salonlarını içeren merkezlerin yokluğu gibi bir kısmı var olan ama çok daha iyi olabileceğini düşündükleri talepleri dile getirdiler ki bunların her birisi, biz çalışma toplantılarında da söyledik, bu halkla buluşma toplantılarında ve beyannamenin ilgili kurum kuruluş toplantılarında da hep şunu söyledik, siz de bunun içerisinde yer alabilirsiniz, bu dile getirdiğiniz tüm konular, örneğin kent içi trafiğinde yayaların haklarının gözetilmemesi konusunda bir baskı grubu oluşturursunuz. Nasıl oluşturursunuz? Bir çalışma grubu kurarsınız. Yine söylüyorum, kent konseyi altında bir çalışma grubu ya da kent konseyinin bir meclisi altında, örneğin çevre meclisi altında bir çalışma grubu oluşturmak çok kolay. Çok kolay. Yani bir kuruma bir beyanname vermek kadar sadece çok kolay bir form var. İşte 3-5 arkadaş bir araya gelir, bir sorumlu seçerseniz bunu yapabilirsiniz diye söyledik. Hı-hı. Evet. Şimdi seçmen beyannamesi çalışma grubunun tabii uzun süren
çalışmalarından sonra ortaya çıktı bu seçmen tabii. beyannamesi. Evet. Programı açarken de söylediğim gibi ilk olma özelliğini de taşıyor. Önemli bir örnek. Evet. Peki beyannamenin içeriğine gelecek olursak beyanname ne söylüyor? Mesela çeşitli başlıklar var. Biraz bunları detaylandırabilir miyiz? Şimdi izin verir misiniz ben başlayayım. Geniş bir çalışma başlıklar altında toplanma ihtiyacı duyuldu. Ben mesleğim gereği bunların birkaç tanesine değinmek istiyorum. Kimisi genel anlamda olacak bunların, kimisi ise ayrıntı anlamına olacak. Şimdi başlıklardan bir tanesi beni ilgilendiren tarihi kentsel yapı mirası. Şimdi tarihi kentsel yapı mirası dediğimiz zaman Çanakkale çok değilse bile iyi kötü korunabilmiş bir yapıya sahip. Keşke daha fazla korunabilmiş olsaydık ama maalesef bu olmamış. Bu Türkiye'de de olmamış. Yurt dışına çıkıp da kimi kentleri ziyaret etme fırsatını bulsak birdenbire karşımıza 700 yıldır neredeyse minnacık eklentilerle hiç bir büyüme içine girmemiş. Özellikle bu kelimeyi vurguluyorum. Büyüme içerisine girmemiş diyorum. Çünkü bizim toplumumuzda Çanakkale'de de bu yaygın bir şekilde kullanılan bir kavram. Büyümek isteği var. Biz hep büyüyelim istiyoruz. Finansal anlamda da büyümek kullanıyoruz. Nasıl büyüdüğüp büyümediğimizi tabii çok fazla bilmiyoruz. O ayrı konu. Ama hep bir büyüme lafı gidiyor. Başka örneklere baktığımız zaman ise büyümenin yerine gelişmenin tercih edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla kentsel mirasın korunması aslında bir anlamda büyümenin yerine gelişmenin koyulabileceği, kentin tarihsel kökeninde yerleşik ögelerin bugün bu kentin içerisinde ben bu kentin insanıyım diyen insanlarca kabul edilmesini sağlayacak ve kentlilik bilincini daha da yüksek düzeye çıkaracak bir olgudur. Şimdi hakikaten de bizim kentimizde kimi sivil yapı örnekleri var, kimi kamu yapıları örnekleri var ve maalesef kamu yapı örneklerinden kimileri dokunulmaz durumda duruyorlar. Ama biz onları geliştirmek, yenilemek, bir başka boyut kazandırmak yerine biz büyüyeceğiz efendim deyip onları olduğu gibi bırakıp hatta gerekirse yıkıp yani yerine yapmayı düşünüyoruz. Maalesef bu konuda şanssız örnekler de çıkmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam kente ilişkin görüş sahibi kimi kişilerden kordonu yıkalım aslında o apartmanlar çürük. İşte 6 katta yetmez 9-10 katlı hale getirelim dediklerini ben çok iyi hatırlıyorum. Bunu da üstelik de çok övünerek gerçek anlamda bir fikirmiş gibi ortaya koydular. Dolayısıyla biz sağlıklı tarihi kentsel yapı mirasını koruyan bu vesileyle kentlilik bilincini bir kez daha pekiştiren bir yapıya sahip olmak zorundayız. Şimdi oradan geliyoruz. Hafif değinmiş olduğum ekonomik kalkınmaya. Hafifçe değindim dedim. Neden? Büyüme, gelişme kavramlarını tartıştım. Hakikaten de biz büyümeye değil. Çanakkale küçük bir kent. Onu bir kere bilelim. Nasıl küçük bir kent ama? Hoş küçük bir kent. İnsani ölçekte bir kent. Burada insanlar bir yerden bir yere yürüyerek gidebiliyorlar. Bisiklete binip gidebiliyorlar yahut bir yerden bir yere ulaşmak istiyorlarsa çok kısa bir süre içerisinde ulaşıyorlar. Şimdi ben hasbelkader Çanakkale'ye belli bir dönemden sonra katılmış bir kişiyim. Hafif esprili söylemem gerekirse kentin istenmeyen insanlarındanım. Çünkü kentte biliyorsunuz kimi kuruluşlar. Burası emekliler kenti oldu. Dolayısıyla emeklilerden çıkmalıdır bu kent lafları ediyorlar. Dolayısıyla ben biraz böyle dışarıdan gelme bir bakış açısına sahibim.
Hasbelkader de hem İzmir'de hem Ankara'da hem İstanbul'da yaşama, eğitim görme, iş yapma imkanlarını bulmuş bir kişiyim. Büyük şehir dediğimiz bir ormanın gerçekten ama önemlidir. Yani büyük şehir bir olmamalıdır anlamına söylemiyorum. Katiyen yatsınmasın. Çünkü o ihtisaslaşmanın en üst kertesidir. O iş bölümünün en üst kertesidir. Bütün hizmetlerin en üst kertede halka sunulduğu ama bunlara ulaşımında zor olduğu bir yapıdır. Biz ise burada küçük diyebileceğimiz, makul ölçüde küçük, insani ölçüde küçük bir kentte yaşıyoruz. Büyüyelim mi? Makul ölçülerde büyüyebiliriz de. Ama şart olan şey belli bir ekonomik kalkınmayı sağlayıp burada yaşayan insanların hepsinin gelişimini en sağlıklı şekilde yürütebilecek bir yapıya kavuşmak zorundayız. Şimdi buradan hemen fiziki yapılar diye bir bölüm var. Aslında diğeri de aynı. Dolayısıyla fiziki yapılarda da kenti büyütmeye çalışırken, kenti geliştirmeye çalışırken, kentin doğasını, yapısını, insani ölçeğini, insanla ilişkisini kaybetmeden bir şeyler yapmak zorundayız. Bunların hepsi işte bu seçmen beyannamesinde tartışıldı ve metinler halinde ortaya koyuldu. Şunu vurgulamak isterim ben. Biz kent konseyi genel kuruluna seçmen beyannamesini götürdüğümüz zaman oy birliğiyle kabul edildi ama şunu vurgulamak lazım. Ben özür dilerim, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında çok ciddi katılımlar oldu ve bütün görüşler bu seçmen beyannamesine yansıtıldı. Yani oy birliğiyle kabul edilirken evet, düzeltilerek kabul edildi gayet güzel bir şekilde. O da müthiş güzel bir süreçti evet, aslında. Öneriler oldu. Çok yani güzel bir süreçti hakikaten de. Ha bu burada işte şimdi benim söyleyeceklerimin biraz sonuna geldik sayılabilir. Karar süreçlerine, halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması bölümüne geldik. Ha işte şimdi burada gene başka bir boyuta geçiyoruz. Türkiye'nin demokratikleşme sürecine geçiyoruz. Karar süreçlerine halkın katılımından bahsediyoruz. Demokrasiden bahsediyoruz, kent yönetiminden bahsediyoruz, planlamasından bahsediyoruz. Ve insanların içinde yaşadıkları kente her an, her dakikada yapılmakta olan değişikliklere ilişkin olarak söz hakkının verilmesinden bahsetmek istiyoruz. Bu söz hakkına insanlarımız ihtiyaç duyuyor. Mutlaka ve mutlaka bu süreçlere katılmak zorundalar. Çünkü biz onları görmüyor zannediyoruz. Hayır, onlar görüyorlar ama yapılan şey bıkkınlık içerisinde dile getirmekten korkuyor haldeler. Halbuki öyle değil. Türkiye bir gün gerçekten de önü açılacaksa, bir yerlere doğru gidecekse bu demokratik süreçlere halkın katılımından geçecektir. Bu siyasi partilerimiz için de böyledir. Bu bizim toplumsal kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın için de böyledir. Halkı katmak zorundayız ve ne mutlu ki işte böyle bir seçmen beyannamesi ortaya çıkabildi. Bu katılım bugünkü boyutundan da biliyoruz ki bambaşka bir boyuta doğru da taşınacaktır. Hocam siz neler eklemek istersiniz? Beyanname ne söylüyor? Biraz içerikten sizde. Beyanname birkaç konuya değineceğim ama evet, aklıma geldi. Biz bunun tanıtımını yaparken de konuşmuştuk. Şöyle de bir beklenti olabiliyor bazen. Bir kere Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi, kitapçıkta da belirttiğimiz gibi kentin tüm sorunlarına çözüm olma iddiasında bulunan bir dilekler ya da çözüm önerileri sunan bir ayrıntılı bilimsel bir çalışma değil. Burada yapılmak istenen şey, bunu hep söylediğimiz gibi, Çanakkale Belediye Başkanlığı'na ve Belediye Meclisi üyesi olacak tüm adayların hem şimdi yaptığımız gibi seçim öncesi çalışmalarında hem de seçimden sonraki çalışmalarında temel alabileceği ve kentlerin bu ilkeler çerçevesinde uygulamaları izleyerek denetleyebileceği bir anlamda
bu kapsamda ya da değil, yani kent konseyi, çevre meclisi ya da kent konseyi genel kurulunda ya da onun sunduğu, birazdan belki öyle bir sorunuz da olur. Bu sürece katılma sırasında söylenmemiş olabilir ama şimdi Çanakkale kentini yönetmek isteyen, aday olan belediye başkan adayları ve belediye meclisi üyeleri şimdi kapı kapı, köy köy geziyor ve sözler veriyorlar. Yani vaatlerde bulunuyorlar. Yükümlülük altına giriyorlar. Projelerini açıklıyorlar. İşte bunların da izlenmesini sağlayacak bir belge niteliğinde. Bu niteliğini bunun unutmamak gerekiyor. O yüzden eline alınca ya şu da var, bu da yok, eksik filan. Böyle bir iddia değil bu. Çünkü bu halktan gelen, yurttaşlardan gelen çeşitli taleplerin, görüş ve önerilerin bir anlamda birleştirildiği, o da hepsi de değil. Yani onların bir şekilde neredeyse ağırlıklı ortalamasının alındığı bir belge. Ben kendi uzmanlık alanımda da uğraştığım konular olduğu için enerji, çevre, su ve doğa konularına değinmek istiyorum. Bir kere Çanakkale enerji, çevre, su ve doğa koruma, ekosistem koruma konularında çok birçok konunun tartışıldığı bir kent biliyorsunuz. Çanakkale'nin doğal, ekolojik, toprak, su, enerji kaynaklarının daha doğru halkın, yurttaşların ve bu yörenin olanaklarına, gereksinimlerine uygun olarak planlanabileceği konusunda bir kere bu belgede de birçok öneri var. Bunların içerisinde Çanakkale bir rüzgar kenti. Dolayısıyla Çanakkale'de başta rüzgar, güneş, jeotermal yapılabiliyorsa işte boğazın akıntı gücünün enerjiye dönüştürülmesini içeren yenilenebilir enerjilerin bu bölgede birincil enerjiye katkısının arttırılması, ki bu Çanakkale'ye istihdam, gelir ve bir ünvan, ün sağlar aslında. Çanakkale'nin değerini arttırır. Değil mi? Bu çok önemli. Bizim bütün bu konuştuklarımız değerini arttırmak. Yani bütün bunları yaparsak Çanakkale'nin değeri artar. Ne olur? Çanakkale'de yaşam koşulları iyileşir. Çanakkale'de ekonomik gelir yükselir. Çanakkale'de az önce Hakan abi söyledi. Ben ona ilerleme diyorum. Sosyal, kültürel, çevresel ilerleme bu. Yani çünkü gelişme, kalkınmayı biraz çağrıştırıyor ama biz kentten söz ediyorsak daha çok ilerleme. İlerlemeden söz etmeliyiz. Sizi düzeltmek anlamında değil. Yok, çok güzel oldu. Evet, çok yani, mutlu oldum. Teşekkürler. Çanakkale trafiği düzenlenebilir. Çanakkale'de sürücülerin ve bundan sonra sürücü olacak sürücü adaylarının Çanakkale'de insanların da yaşadığını ve hangi koşulda olursa olsun küçük bir kent ve bu ana caddelerde, kentin ana caddelerinde her yer yayaların hakkı aslında. Yani öncelik yayaların. Burası şey değil çünkü. Otoban değil burası. Yani bölünmüş yol da değil. Dolayısıyla hemen her yerden yaya öbür tarafa geçmek isteyebilir. Bu yapılabilir. Açık alanların var olan belediyemizin büyük çaba gösterdiği yeşil alanları genişletilebilir. Bunun için hala kentte en azından şimdilik boş alanlar var. Yerel kaynaklar ile kentin doğal karakteristiklerini ortaya koyabilecek, bunların korunmasını sağlayacak işler yapılabilir, çalışmalar yapılabilir. Bütün bu özellikle hava, su, toprak arasındaki doğal ekolojik dengenin korunması için çalışma yapılabilir. Su, Çanakkale'nin en çok üzerinde durduğumuz konu. Çanak bu sene kuraklık yaşadık, çok konuştuk. Yeniden gündemimize geldi. İklim değişikliği, Akdeniz iklimi, kuraklık ve Çanakkale'nin tek biricik su kaynağı olan Atikhisar Barajı. Barajın su toplama havzasının bir aynı zamanda ekosistem olarak, yani bir su havzası ekosistem olarak korunması ve Sarıçay'ın bütün Sarıçay havzasına düşen her damlanın en etkin biçimde hem toprağa hem de
Atikhisar Barajı'na gelmesini sağlayacak önlemler almalıyız ki bu konuda özellikle Çanakkale'yi yönetmeye hem yerel yönetim açısından belediye başkanlığı hem de bundan sonraki önümüzdeki seçimlerde Çanakkale'den milletvekili adayı olacakların bence en önemli gündem maddelerinin biri oluşturulması. Giderek son yıllarda insan haklarıyla birlikte biliyorsunuz hayvan hakları da gündemde ve Çanakkale'de de çok sayıda hayvansever var. Ve Çanakkale sokaklarında da çok sayıda sevimli kedi var. Bu hayvanların korunması için, bunların izlenmesi, barınma, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için önerilerde bulunulmuş. Zamanım varsa bununla ilgili bir başlık daha var. Üzerinde durmak istediğim bir başka konu seçmen beyannamesinde. Güvenli kent, barışık kent. Çanakkale'de üzerinde çok durulan bir konu. Barış içinde birlikte yaşama. Ay ne olursa olsun ülkede ve dünyada biz kesinlikle ama herkesin bu kentte yaşamaktan mutlu olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da mutlu olmasını. Kimsenin kimseyi inancı, dili, aidiyeti, cinsiyeti bakımından rahatsız etmemesini sağlayacak şekilde bu kentin yönetilmesi. Doğal afetler ve insan eliyle yaratılmış fiziki tehlikeler, kazalara karşı önlemler alınması ki Çanakkale hem depremler açısından hem şiddetli yağışlar ve fırtınalar açısından aslında ki eskiden bir de sel seyelen taşkın doğal afet olarak bir riskti ama o giderek işte azalmış durumda ama doğal afet dediğimiz şey çok düşük olasılıkla gerçekleşeceği için Çanakkale'nin afet yönetiminde, afet yönetim planlamalarında kesinlikle depremin dışında şiddetli hava olayları, fırtınalar, şiddetli sağanak yağışlar, taşkın ve seller ve hatta deniz kabarması da dikkate alınmalı. Ve kesinlikle güvenli kent, barışık kent kavramı, barışın kenti vizyonuna uygun her şey planlamalı. Özellikle de ülkedeki siyasi tansiyonun yükseldiği zamanlarda buna çok dikkat etmemiz gerekir. Nedeni ne olursa olsun bunun kente yansımaması için kentteki bu barış havasının birbiriyle ve kentiyle, doğasıyla, çevresiyle barışık bir kent olma iddiasını sürdürmesini sağlamamız gerekiyor ki beyannamede bununla ilgili çok sayıda görüş, vurgu öneri var. Ve evet. Vurgu var. Aslında biraz Murat Hocam değindi ama Akın Bey size devam edelim isterseniz. 30 Mart'tan sonra ne olacak? Yani nasıl bir çalışma devam edecek? Neler olacak 30 Mart'tan sonra? Şimdi tabii 30 Mart'tan sonra neler olacağını ah bir bilebilsek. Ben bunu tabii ülkemiz ve dünya açısından söylüyorum. Keşke bilebilsek. Çok uzun seneler önceydi. Bir soru yöneltmiştim bir bilim adamına, yurt dışında bir bilim adamına ve bana şöyle cevap verdi. Dedi ki, Mr. Baran dedi, eğer dedi önümde dedi bu sorunuza cevap verebilecek bir kristal küre olsaydı dedi, bu sorunuza cevap verebilirdim. Ama korkarım ki dedi, eğer önümde böyle bir kristal küre olsaydı, o zaman da ben size cevap vermek durumunda olmazdım. Başka bir yerlerde olurum. Bu temeldir ki dedi. Şimdi dolayısıyla hakikaten de 30'undan sonra Türkiye'de ne olacak bilmiyoruz. Bir kere onu vurgulayalım. Ama tabii bilmiyor olmamız bizi durgunluğa, bir şey yapmamaya yönlendirmemeli. Hepimiz bu ülkenin dirliği, düzenliği için çabalarımızı hiç eksiltmeksizin sürdürmeliyiz. İşte burada hemen sizin sorunuza geliyorum. Ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Bir kere Türk gibi başlayıp böyle kenarda bırakmamalıyız. Bizim insanlarımızın bir özelliği var biliyorsunuz. Biz ısrarlı takibi sevmeyiz. Biz bir şey yaparız, ortaya koyarız, sonra da kenara çekiliriz. Şimdi bir kere bunu yapmayalım ve yapmayacağız. Niyetimiz de yok zaten böyle yapmaya. Dolayısıyla bir kere bu ortaya çıkan beyanname ve bunun ayrıntıları konusunda çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Ha bu konuda bir kararımız var mı derseniz çok emin değilim. Ben en azından kendi açımdan emin değilim. Şimdi yakın bir geçmişte Çanakkale
birazcık daha demokrasi kültürünü yayacak bir başka bir takım adımlar atabildi. Mahalle meclisleri açıldı. Mahalle meclisleri ciddi bir şekilde mahallelerine sahip çıkmaya başladılar. Muhtemeldir ki, içimden geçeni söylüyorum, emin değilim. Muhtemeldir ki bu mahalle meclisleri bir kere bu seçmen beyannamesine sahip çıkacaklar. İki, mutlaka biz bir izleme komitesi kuracağız. Mutlaka kuracağız. Yani kent konseyinin bünyesinde seçmen beyannamesinin genel hatları ve sonrasında yapılan çalışmaların nasıl yürüdüğüne ilişkin ayrıntılı çalışmaları izleyen bir grup kurulmak zorundadır. Bunu kuracağız. Hiç başka çaresi yok bir kere. Ha, sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağımızı çok iyi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. İddialar çeşitli. Evet. Bir seçim yapılacak. Bu seçimin sonucunda bakıyoruz. Adaylarımız var. Bu adaylarımız vaatlerde bulunuyorlar. Biz kendilerine ilettik bunların hepsini. Biliyorlar seçmenin ne beklediğini. Dolayısıyla nasıl yürüyecektir bu süreç? Ben şu anda çok emin değilim. Ama bir şey kalmadı. Takke düşecek, kel görünecek. Başka bir yığın örnek verilebilir. Şimdi asıl önemli konulardan biri de aslında şu. Seçmen beyannamesi yayınlandı. Bunu bütün toplumla paylaşıldı. Adaylarla da paylaşıldı. Adaylar sorulara yanıt verdi. Bir program evet. düzenlendi evet. Mehmet Akçı'da. Baktığımızda ondan önce aslındaydı bu. Hem belediye başkanı olan hem de şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Hülyur Yokan seçmen beyannamesine uyacağını deklare etti. Yani adaylar arasında bir tek Hülgür Bey bunu tamamen uyacağını deklare etti. Diğer adaylardan bununla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Aslında bu soruyu ikinize de soruyorum. Yani bundan sonraki süreci nasıl düşünüyorsunuz? Benim bildiğim yok başka bir açıklama ama ben Murat Hocama sözü vermeden önce ben bir espriyi aktarmak isterim burada. Genel kurulda bu seçmen beyannamesinin tartışıldığı genel kurulda bir beyefendi, ismi hiç önemli değil, tabii ki saygın bir şahsiyet, elini kaldırdı. Dedi ki evet tamam güzel ama dedi ben dedi bu kentin belediye başkanlığına aday olacağım dedi. Olmadığını biliyorum ben şimdi. Aday olacağım ve dedi bu seçmen beyannamesi beni bağlamaz dedi. Ben aslında kendi bildiğim gibi yöneteceğim kenti dedi. Dolayısıyla şimdi orada bir aday olmamış ama niyetlenmiş bir kişinin beyanatı vardı. Bir beyanı evet, vardı. 13 Haziran 2013 seçmen beyannamesinin kabul edildiği genel kurulda. Şimdi Alper Bey'in söylediği, ben de izlemeye çalıştım birkaç kez. Yani internetten de aradım açıkçası. Bulamadım. Benim de ulaştığım bilgi, sizin sözünü ettiğiniz 5 Mart 2014'te Mehmet Akif konferans salonunda yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'na katılan adaylar yaklaşık 7 parti katılmış. Anladığımız kadarıyla hem orada hem de onun dışında bir başka toplantıda yani şimdi söyleyemeyeceğim, bu beyannameye tamamen uyacağını beyan etmiş. Yani bu konuda bir yükümlülük almış durumda. Ancak yani sadece Sayın şimdiki belediye başkanımız ve aynı zamanda yeniden aday olan Gül Gökhan Bey'in böyle bir beyanda bulunması tek başına yani diğer adayların da izlenmeyeceği anlamına gelmemeli. Ben biraz da böyle ya anlaşılsın istemiyorum. Açıkça bu beyannameye uyacağını ya da dikkate alacağını söyleyen ya da söylemeyen, yani bugüne kadar en azından söylemeyen hiç önemli değil. Kent Konseyi Seçmen Beyannamesi İzleme Değerlendirme Komisyonu bütün bu konuda aday olan ve seçilen, bu konuda aday olan ve seçilen hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa seçilmiş, seçilecek olan belediye başkanımızın siyasi, toplumsal
kültürel, çevresel, ekolojik kalkınma, kentin büyümesi, güzelleşmesi adına vermiş olduğu bütün sözleri izleyecek, bunları değerlendirecek. Yani bizim bu çalışmalarda düşündüğümüz 6 aylık bir dönemde bu işte komisyon bir rapor hazırlasın ve bunu da yeniden kent konseyi aracılığıyla, çünkü kişisel bir şey değil, yine çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, gönüllü kuruluşlardan, yurttaşlardan, işte odalardan, derneklerden, temsilcilerden oluşacak. Belki mahalle meclislerinden, bende çok da anlamlı olur. Yani bu tür bir izleme değerlendirme, seçmen beyannamesi izleme değerlendirme komisyonuna mahalle meclislerinden mutlaka en az bir kişinin katılması etkin olmasını sağlar ve böylece biz verilen sözler, vaatlerin ne kadar yerine getirildiği, getirilmediği, varsa seçmen beyannamesi kapsamında verilmiş sözler hiç önemli değil. Bakın bir daha söylüyorum. En az bu kapsamda verilenler kadar önemli. Verilsin ya da verilmesin, zaman içinde seçmen beyannamesinde kentli yurttaşların taleplerine aykırı, örneğin kentin eski tarihsel dokusuna zarar veren, işte kentin biricik su kaynağının Atikhisar Barajı ve Sarıçay su toplama havzası ve ekosistemine zarar verebilecek, kentin bir barışın kenti olma niteliğine zarar verebilecek her türlü, başka sayılabilir, her türlü eylemi, etkinliği, uygulaması, projesi bu kapsamda değerlendirilmeli. Evet. Ve bir sonraki seçime kadar da bundan sonra bu kentte yaşayanların bir toplumsal baskı oluşturduğunu ve kentin nasıl yönetilmesi ve kentte yaşayan insanların nasıl mutlu olabileceğine ilişkin bir siyasi irade ve bunun uygulamaya aktarılması konusunda baskı oluşturulabileceği de çok net bir şekilde ortaya konmuş olur. Evet, programın artık sonlarına geliyoruz. Önce Akın Bey sizden, daha sonra da hocam sizden son değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi yeniden başlamayacağız ama değil mi? Yok, özet. Çok kısa. Son beş dakika. Son söz. Şimdi bir kere son söz, ben bu konuyu çok konuştuk. Onun için bu konuda bir şey söylemeyeceğim kapatalım. Ben ama bu fırsat için gerçekten de tekrar teşekkür ediyorum Boğaz Medya'ya. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunun birazcık daha geniş bir şekilde tartışılmasına bu vesileyle yaptıkları katkı çok önemlidir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyenlerin de hepsini sıkmadığımızı ümit ediyorum. Hepsine iyi akşamlar diliyorum. Evet. Sizin hocam? Ben de doğrudan bakarak söyleyeyim. Öncelikle böyle bir çalışmayı yapma fırsatı olanağı sağlayan Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na ve başkanına, meclislerine, Katkı veren ve doğrudan bu çalışma grubunda çalışan, gönüllü katkı veren tüm arkadaşlara, tüm yurttaşlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Boğaz TV'nin bize bu fırsatı vermesi, çok hızlı bir şekilde bütün bileşenlerini anlatmaya çalıştık ama belki ileride daha uzun, daha böyle konu bazlı, tematik bir tartışmayı da burada yapabilmeyi dileriz. Bizi izleyenlere de yaklaşık bir saattir bizi izleyen sabırla tüm izleyenlere de çok teşekkür ederim. Sana da kolaylaştırıcılık yaptığı için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bu haftalık bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Kentim için, kendim için programı her pazartesi akşamı saat 19.30'da Boğaz TV'de olmaya devam edecek. Bize bu imkanı sağlayan Boğaz Medya'ya ve Boğaz TV'ye çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.